Fikri Sağlar, 10 Ağustos 2021, bir gün. Yeter artık. Ülke günlerdir yanıyor. İktidar tam bir aymazlık içinde yangınları söndüremiyor, geçiştirmeye çalışıyor. AKP iktidarı yandaşı zengin etme politikasına uyarak yangın söndürme işini de özelleştirdi. Görülmemiş bir şey. Buna düpedüz ihanet denilmeli. Türk Hava Kurumu uçaklarıyla anında söndürülen orman yangınları, yangının süresi ve alanı üzerinden yapılan fiyatlandırma nedeniyle ormanlarımız cayır cayır yanmaya başladı. Vatanın ormanlarını korumak ve daha da gelişmesini sağlamak görevinde olan Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu durumu adeta bir Neron edasıyla izledi. Zevk alıp almadığını bilmiyorum ama tam bir çocuk aklıyla sorumluluğunu CHP'li belediyelere yüklemeye çalışmaktan da kaçmadı. Sonuç, Antalya ve Muğla başta olmak üzere sahil kentlerimizin ilçeleri, köyleri, en güzel koyları ve de ormanları yanıp kül oldu. Son bilgilere göre yangınların 11. gününde 223 orman yangını çıkarken 6'sı devam ediyor. Şimdi ilgisizlik, iş bilmezlik, ihmal, yandaşı zenginleştirme, kötü niyet, ülkeye yapılan hainlik, rant için imara açılacak koylar, ne derseniz deyin. Sonunda AKP iktidarı Türkiye'nin en büyük yangın felaketini bize yaşattı. AKP'li kayyum iktidardan aldığı talimatla $4 milyon vermediği için THK yangın uçakları devreye sokulmadı ve ülke yandı. Özellikle Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında 60.000 hektar ormanlık alan yok oldu. Ormanlar haricinde 59 mahalle, yanan evler, ahırlar, depolar, iş yerleri, tarım alanları ve ölen hayvanlarla ilgili ekonomik kaybın en az 1 milyar TL olduğu hesaplanıyor. İkisi orman işçisi olmak üzere 7 yurttaşımızı yitirdik. 10 binlerce yaban hayvanı ve köylülere ait hayvanlar da bu acımasız yangında öldüler. Yangın sırasında evi, ahırı, hayvanı ve ormanı yanan acılı yurttaşların suratına keyif çayı atılması, AKP zihniyetinin ülke ve yurttaşlara saygı duymadığının göstergesi oldu. Üstelik millet can derdindeyken AKP iktidarının Somali'ye $30 milyon hibe veriyor olması toplumda müthiş bir infial oluşturdu. $4 milyon bulmayan, dolayısıyla ülkenin yarısının yanmasına sebep olan AKP'nin Somali'ye $30 milyon hibe etmesi neyin nesidir? Yandaşların fonlanmasıdır. Somali meğer AKP'nin yıllardır gizlediği bir kara sevdasıymış. Marmaray'ın 2013 yılında açılışına Somali Devlet Başkanı çağrılmasıyla başlayan bu aşk geri dönülmez bir noktaya erişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrika'da en görkemli büyükelçilik ve rezidans binaları Somali'de yapıldı. $65 milyon yapıldığı bilinen bu yerleşkenin açılışında AKP Genel Başkanı Erdoğan Albayrak firmasını överek teşekkür etti. Sonra Mogadishu limanının işletilmesini Albayraklar aldı. Türkiye Somali ile işbirliğini geliştirdi. Türkiye'nin Afrika'da en etkili ekonomi odaklı, insani yardım içeren kalkınma projeleri Somali için yapıldı. Arkasından Türkiye, Mogadişu'da çok büyük bir askeri üs kurdu. Bu askeri eğitim kampı, Türkiye için Somali'nin stratejik bir alana dönüşmesini sağladı. AKP iktidarında bugüne kadar Somali'ye Kızılay ve TİKA aracılığıyla çeşitli nedenlerle $1 milyar yakın destek verildi. Daha da IMF ile ilişki kurmam diyen AKP, Somali'nin IMF'ye olan $3,5 milyon borcunu da kapatmıştı. IMF borcunun kapatılması, AKP'nin Somali'ye olan sevgisinin nedenini açıklıyor. Bilindiği gibi Somali, Birleşmiş Milletler tarafından kayıt dışı para aklama konusunda kara listede olan bir ülke. Borcu nedeniyle Somali Devleti'nin tüm kayıtları IMF tarafından soruşturulacak. Foyalar bir bir ortaya dökülecek. Birçok ülke bu nedenle Somali ile ilişki kurmuyor. Ancak AKP ısrarla Somali ile kara para aklamayı engelleme konusunda anlaşma yapmaktan kaçınıyor. Neden? İddia o ki Somali Türkiye'nin kayıt dışı paralarının aklandığı bir yer haline dönüştürülmüş. Somali'nin havaalanları, limanları, FETÖ okulları, petrol kuyuları AKP'li yandaşlar tarafından paylaşılmış. Somali kurumsallaşan bir ülke değil, devlet tek adam buyurganlığıyla yönetiliyor. Ekonomi yok gibi, umudu petrol, yeni yeni çıkarılmaya başlandı. Şimdilik tek gelir kaynağı liman ve havaalanlarındaki gümrük gelirleri. Bu nedenle Mogadişu limanı büyük gemi ve tankerlerin girebilmesi için büyütülüyor. $50 milyon yatırımın limanı işleten Albayrak firması tarafından yapılması gerekirken firma yandaş olunca Türkiye bizim vergilerimizle oluşan $30 milyon Somali'ye hibe olarak gönderiyor. Yani yandaşlar para kazansın diye yurttaşlarımızın vergileri Mogadişu limanına yatırılıyor. Kısaca AKP iktidarı kendi çıkarı adına adeta yurttaşlarını soymaya devam ediyor. 50 milyon dolar bulamadığı için koskoca tank palet fabrikasını Katarlılara veren, 4 milyon dolar bulamadığı için ormanlar yanarken yandaş kazansın diye 30 milyon doları Somali'ye hibe eden AKP'nin, Telekom'u alan Hariri'ye ülkenin milyar dolarlarını kaptırırken sesi çıkmıyor. Ama Merkez Bankası'nın 128 milyar doları nerede diyeni alıp içeri atıyor. Yani yurttaşlar olarak yeter artık demekte geç kaldık.